Her şey bir yana, çok iyi bir cerrah olduğunu söylemeliyim. Her şey bir yana? Hangi her şey? Doktor Levent Atahan'ı siz misiniz? Evet. Siz de Doktor Arslan İbrahimoğlu olmalısınız. Evet. Ben salgın hastalıklar bölümündenim. Bu odada başka kimse var mı? Hayır, yok. Meral Dedeoğlu'nun ameliyatını siz mi yaptınız? Evet. O ve kocasının SARS virüsü taşıdığından şüpheleniliyor. Yani bize de bulaşmış olabilir. Evet. Benim gitmem gerek, bekleyemem. Meral Hanım'ın laboratuvar sonuçlarını bekliyoruz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayana kadar bu oda karantinaya alınacak. Burada kalmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. İkiniz de karantinadasınız, çıkamazsınız. Sorun yok. Acil bir ameliyata girmem lazım sadece. Artık başhekim değilsin. Evet. Ama sen de değilsin. Boşuna ümitlendin. Boşuna değil. Zamanı gelince anlayacaksın. Kendine güvenmek iyi bir şey ama fazlası insanı körleştirebilir. Sen çok iyi bir cerrahsın Levent. Ama sıradan insanlar gibi alçak gönüllülük sevdasına tutulmuşsun. Sıradan bir insanım zaten. Sıradan falan değilsin. Hiçbirimiz değiliz. İnsanların vücutlarını kesip biçiyoruz. Bu bizi üstün insan yapmaz ki. Ama şiddet eğilimli yapar. Levent. Biz cerrah olduğumuz için insan kesmiyoruz. Biz insan kesebildiğimiz için cerrah olduk. Tıp okumaya karar verdiğimde beni büyüleyen tek şey hayat kurtarma fikriydi. İnsan kesmek değil. Sadece bu olsa dahiliyeci falan olurdun. Cerrahlığı seçtiğine göre... Senin içinde de şiddet eğilimi var demek ki. Aslan, düşüncelerine saygı duyuyorum. Yeter ki beni karıştırma. İnsanlar içlerindeki karanlıkla yüzleşmemek için her türlü kibarlık numarasını çeker. Bak, senin içindeki karanlığı görebiliyorum. Ama inan bana, ben senin gibi değilim. Şu hale bak. Salgının ortasında kaldık. Henüz salgın olduğu kesin değil. Ya şu dışarıdaki beyaz elbiseli maskeli adamlar ne? Şovmen mi? Bu bir önlem. Tahlil sonuçları geldiğinde karantina bitecek. Kutlama bitmiştir herhalde artık. Evlilik kutlaması ha? Evlilik... Koca bir yalan. Yüzyıllardır bu yalanı ayakta tutmak için harcanan çabaya inanamıyorum. Sen mesela... ...eski karın yüzünden evlilikten tiksiniyor olmalısın. Ama yine de kendini bu fikre hazırlamaya çalıştığına eminim. Eski karımı tanımıyorsun bile. Her şeyi bildiğini sanmaktan vazgeç. Bu hastanede hiçbir şey gizli kalmıyor. Karının maceralarını bilmeyen yok. Bu yüzden evlilikten korkuyorsun. Ve kendini Ela'nın eski karın gibi bir kaltak olmadığına ikna etmeye çalışıyorsun. Arslan, ileri gidiyorsun artık. Ama boşuna bir çaba. Bütün kadınlar böyledir. En masum görünenini bile. Ela'ya dokunan bir tek laf daha edersen kötü olur. Bir kadın için o kıymetli ellerini kıyıp bana vuracak mısın? O herhangi bir kadın değil. Benim sevdiğim kadın. Doğru. Öyle olunca kutsal kadın oluyor, değil mi? Yeter artık. Asıl senin bu sahte sevgi adamlığın yeter.
bugün Ela'ya biraz yakınlık göstersem benimle birlikte olmak için tereddüt bile etmez. Sense hala onun için... Hastasın sen. İçindeki şiddet eğilimiyle tanışmış olduk. Yakında kadınlar hakkında da yanılmadığımı anlarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.